Senin içki içmemek gibi bir lüksü yok.
Yani cebriyede o kulun kendince kendi iradesi yok. Kendi iradesiyle yapıyormuş gibi görünen şeyler de Allah'ın iradesiyle yapıyor. Cebriye bu. O yüzden Allah'ı iyi tanıyan bir kimsenin cebriye olmasını düşünemiyorum. Bu noktada Mehmet Sabri Efendi'ye katılmıyorum. Mübtedi. Burada mübtedi demek bir kimseye uyan, imama uyan kimse. Öyle değil mi? İmama uyan bir kimsenin de mütezile olmaması düşünülemez. Yani buna da katılmıyorum. Bu Mehmet Sabri Efendi'nin Türkiye'den dışarı çıktıktan sonra Mısır'da değişik alimlerle, daha doğrusu cebriyecilerle görüşüp sonra Şam'a yerleşip cebriye üzerinde konuşmalarıyla başlayan bir düşüncesi. Allah bizi muhafaza eylesin inşallah. Ben bunu böyle konuşmak istemezdim. Ama velakin sanki bu konudan konuşmak iltica ediyormuşum gibi algılanacak diye söyledim. Hani Bediüzzaman Said-i Nursi Hazretleri'nin eski Said diye nitelendirdiği bir dönemi vardır. Mehmet Sabri Efendi'nin de sonraki dönemiyle alakalı bu. Allah onu da bizi de hataya düşmekten affetsin. Eğer onun bir hatası, kusur varsa Cenab-ı Hak inşallah affıyla yardımcısı. Ameliyattan anestezinin etkisinde kalan bunlarda farkında olamadıkları bazı sözler söylenmekte. Ve narkozun etkisi kaybolduğunda ise söylediği bu sözler hatırlatıldığında hatırlamadıkları görülüyor. İnsan şuurun eziği altının çocuğudur. Onlar çıkıp kurtulamaz denilen sözde. Kalbi böyle şey tıp ilminde ilgilendirebilir. Tıp ilmini de ilgilendirebilir. Nedir? Kalbi böyle şuur dışında bir şey değildir. Sufilerde kalbi velet vardır. Kalbi velet, zikrullahın nuruyla o kimsenin kalbinde aslında velet dediği çocuk derler. Velet çocuk demek. Kalbin çocuğu denir. Ama aslında o Allah'ın zikrullahın nuruyla kalbinde oluşturduğu bir haldir. Bu aslında ilmi ledündür. İlmi ledündür derken o kimsenin kalbinde o ses, ilham konuşur. Bunu yeme. Buradan sağa dön. Buradan sola dön. Şimdi bu soru sorulacak. Bunun cevabı bu. Veyahut da gayri ihtiyar. O kimse otomatiğe bağlanmış gibi kalbinden gelen o sesi dinleyerekten konuşur. Bu kalbi velettir. Bu sufiler için, bu veliullah için, bu evliyalar için bir kapıdır. Bu kapı müminlere açıktır. Aynı zamanda bir kimsenin kalbinden bu noktada şeytan da konuşur yalnız. O kimsenin kalbi şeytandır. Bu ses kesiliyor iki devirde. Oradan mı buradan mı kaynaklanıyor? Kabul. Çıkarayım mı kabloyu? Eğer normalde o kimse şeytanla irtibatlı ise, şeytanla irtibatlı olmak şudur. Bir kimse zikrullah'tan geri an, durduğu an şeytanla irtibatlı. Bu size ağırdır biraz. O esnada şeytan o kimsenin kalbine hükmetmeye başlar. Ve o kimse şeytanın o vesvesesini Allah'tan gelen bir ilham zannedebilir. Cenab-ı Hakk'ın muhafaza altına aldığı, koruduğu kalpler vardır. Bu sesi noktada onlar bundan uzaktır. Yok, o kalp velediden gelen ses hakikattir. Bu bilinçaltı, şuur altı değildir. Bakın bu bilinçaltı, şuur altı değildir. Bu bilinçsiz değildir. Bu şuursuz değildir. Bazen asanın yaptığına Musa da şaştı dedi ya kahinler.
Cenab-ı Hak Musa Aleyhisselam'a dedi ki at asanı ortaya ver. Musa Aleyhisselam besmele çekerekten asayı ortaya attı. Asa kocaman bir ejderha oldu. Kocaman bir ejderha olduktan sonra o 40 tane büyücünün yaptığı büyüleri yuttu. Tekrar asa haline geldi. Musa Aleyhisselam kendi elinden düşen, kendi elinden attığı asanın yapmış olduğu o harikulade hallerden şaşkına döndü. Yani daha doğrusu hayrette kaldı. Biz ona hayret makamı diyoruz. Onun o hayrete düştüğünü gören kahinler dediler ki bu Musa'nın işi değil. Bu Musa'nın Rabbisinin işi. Çünkü asanın yaptığına ben öyle tarif ediyorum. Onu Türkçe'ye öyle çeviriyorum ben. Asanın yaptığına Musa da şaştı dediler. Onlar Musa'ya bakarken bir şaşkınlık ifadesi gördüler Musa'da. Musa'daki o hayret onları sağlı çevreledi. Bu bir keramettir. Bu peygamberlerde olunca bir harikulade haldir. Veliullah'ta olunca bir keramettir. Veliullah bazen kendi üzerinden sudur eden keramete de hayrete düşer. Bazen kendi ağzından çıkanı kendisi de hayrete düşer ki bu o kimsenin kalbi velidinin çalıştığına işaret eder. Geri kalan narkoldan uyanan kimse ise bilinçaltındadır. Onun bilinçaltında ne var ise, onun bilincinde o esnada ne var ise onu konuşmaya başlar. İkisinin arasındaki fark budur. Hadiselere dervişanın şeyhin gözünden şeyhçe bakması ve hatta şimdi peygamber olsa nasıl bakar, ne yapardı demenin mahsurları var mıdır? Tasvip edilen bir niyet halidir. Bu çok makul bir şeydir. İnsanın kendisini disiplin etmesi, İnsanın kendisini meselelere bakarken odaklaması, insanın hayatı yaşarken nasıl yaşayacağına dair kendisine bir delil, bir ölçü koyması açısından harika bir şeydir. Hani ben bazen derim ya, o 5 yıldızlı tatil köyüne, o 5 yıldızlı tatil için o otele, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri sağ olsaydı girer miydi oraya? Hani bugünkü dilde empati yapmak diyorlar ya, kişiyi şahsi yerine koymak. Acaba Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri sağ olsaydı bu büyük alışveriş merkezlerine girer miydi? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri sağ olsaydı senin evine girer miydi? Senin derken kendimi kastediyorum. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri sağ olsaydı acaba kaç geceyi evinde geçirirdi böyle bir zamanda? Sağ olsaydı acaba ne kadar Allah yoluna koşardı? Sağ olsaydı biz onun yanında bulunsaydık kendimizi ne derecede Müslüman görürdük? Hani Hazreti Ömer Efendimiz'in sözü sahabinden sonra tabiinin sözü var ya, kimin söylediğini bilmiyorum. Siz diyor ashabı görmüş olsaydınız tabiinden sonraki nesne söylüyor. Sahabe, tabi, ondan sonra tebai tabi. Üçüncü nesne söylüyor. Diyor ki siz sahabeyi görseydiniz onlar deli derdiniz. Onlar sizi görseydi onlar dinden dönmüşler, sizi kılıçtan geçirirdi. Tabii
bir kimse kendince şeyhim burada ne yapardı diye düşünmesi kendisini disiplin etmesi açısından çok önemli. Veya o kimsenin kendi kendisine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri ne yapardı demek kendisini disiplin etmesi açısından çok önemli. Bunu böyle şeyh olma noktası veyahut da peygamber olma noktası olarak görmüyor. Bunu bir kimsenin kendi kendisini disiplin etmesi, kendi kendisini daha iyiye, daha güzele, daha doğruya götüreceği bir yol olarak görüyorum. İnsanı namazdan uzaklaştıran haller nelerdir? Şeytana uymak. Namazdan uzaklaşan kimse şeytanın sesine uymuştur. Şeytanın dostudur namazdan uzaklaşanlar. Bir kimse namazı kasten Allah'ın gözünün içine baka baka terk ediyorsa o kimse Allah'ın gözünün içine baka baka ben şeytanla dost oldum demektir. Bunu böyle yumuşatmaya çalışırlar. Ben de zaman zaman yumuşatırım. İnsanlar hani ümitsizliğe düşmesinler diye. Ama namaz dinde yıkılacak son kaledir. Hadis-i şerif. Namaz dinin direğidir. Hadis-i şerif. Kasten namazı terk edenin imanı yoktur. Hadis-i şerif. Namazın terki söz konusu değildir. Bir kimse namazı kasten terk ediyorsa kendince kendi imanını sorgulamalı. Ben namazı kasten terk eden bir kimseye imansız hükmünde görebilecek kadar cesaretli değilim. İmam Şafii o cesareti vermiş kendisine, bulmuş. Namazı kasten terk eden kimse küfür ehlidir demiş. İçkinin haram olduğunu bile bile içen insan küfür ehli demiş İmam Şafii. Haram olduğunu bile bile zina yapan insan küfür ehli demiş. Haram olduğunu bile bile kumar oynayan küfür ehli demiş. İmam-ı Şafii'nin fetvaları. Hadis-i şerif var. Bir kimse iman üzerine içki içemez. Hadis-i şerif var. İman üzerine hırsızlık yapamaz. Hadis-i şerif var. İman üzerine zina edemez. Hadis-i şerif var. İman üzerine namazı kasten terk edemez. Hadis-i şerif var. İman üzerine resmen orucu terk edemez. Hanefiler İmam-ı Azam Hazretleri böyle görmemiş. Bir şey kasten terk etmek günah-ı kebairdir demiş. Ama namazla alakalı fetvası var. Bir kimse namazı kasten terk edilirse ne gerekir diye sormuşlar. İmam-ı Azam Hazretleri demiş ki o kimseye namaz tebliğ edilir. Yine kılmazsa hapsedilir. Yine kılmazsa tuzlu su içilerekten katledilir. Kim katledilir? Mürted. 1400 yıllık İslam tarihi boyunca namaz kılmadı diye bir kimse katledilmiş mi? Hayır. İşin bir de bu tarafı var. 600 yıllık Osmanlı İmparatorluğu zamanında iki tane kadın zinadan dolayı rehin edilmiş. 600 yıl boyunca. İnsanlar zina etmedi diyemeyiz. Kadının birisi itiraf etmiş, birisi de gayrimüslim zaten. Siyasi, Fransız bir kadın.
İmparatorluğun son döneminde. Ama öbürkü kadın gelmiş itiraf etmiş. Aynı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri zamanındaki gibi delillik testi yapmışlar, geri göndermişler, işte şey yapmışlar. Kadın gelmiş ben zina ettim demiş, onu rezil etmişler. Ama bir kimse namazı uzaklaştıran şey nedir? Şeytandır direkt. Nefis insanlara küçük hatalar yaptırır. Şeytan insanlara günah kebair işlemesi için vesvese verir. Nefse uymak küçük hatalardır. Şeytana uymak günah kebairlerdir. Küçük hataları iki namaz affettirir. Günah kebairler için ceza gerekse ceza, yani diyet gerekirse iyi bir tövbe gerekir. Allah bizi affetsin. Namaza ihlasla sıkı sıkı tutunmanın yolu nedir? Kardeşler, çay içmenin yolunu biliyorsunuz da namaz kılmanın sıkı sıkı yolunu bilmiyor musunuz? Karnınızın acıktığını biliyorsunuz da fellik fellik yiyecek arıyorsunuz da namaza hiç karnınız acıkmıyor mu? Bir pantolon, bir gömlek almak için çarşının altını üstünü getiriyorsunuz da namazı sımsıkı sarılmayı bilmiyor musunuz? Kadınlar bir etek, bir bluz almak için Bursa'nın altını üstünü getiriyorlar, beğenmiyorlar. İstanbul'dan etek, bluz alacağız, elbise alacağız diye uğraşıyorlar da namaza sıkı sıkı sarılmanın yolunu bilmiyorlar. İyi para kazandığınız zaman erkekler işin sıkı sıkı ucunu tutmayı biliyorsunuz da namazın ucunu tutmayı biliyorsunuz mu? Şöyle bir şey istiyor herkes. Böyle bir şey ona öğreteceksin ki o namazı böyle kolaylıkla kılıversin. Benim öğrettiğim şeyi, benim söyleyeceğim şeyi yapamazsınız ki. Namazı kolayca kılıvermek için Allah'ı sevmek lazım. Allah'ı seviyorsan onun söyledikleri sana kolay gelir. Bir kadın kocasını sevdiğinde nasıl onu beklerken süslenir, hazırlanırsa seviyor çünkü. Erkekler diyecekler ki kadınların büyük bir çoğunluğu böyle bir şey yapmıyorlar. Sevmiyorlar diyecek. Ben de evet diyeceğim. Bir erkek bir kadına giderken yıkanıyor, patlanıyor, temizleniyor, kokulanıyor, süsleniyor da gidiyor ya. Hani insanlar birbirlerini beğenecekleri zaman herkes en güzel kıyafetlerini, en güzel kokularını sürünüp birbirlerine öyle gitmeye gidiyorlar ya. Bunu biliyorsunuz ya. Bir genç kızla görücü gelmiş olsa ev dipten tırnağa temizlenir. O kadın da o kız da dipten tırnağa temizlenir. Süslenip kokulanıp bekliyor ya kendisini beğenecek olan adamı. Adam da garibim, kendisi de aldattığından aldanıyor. O da giderken öyle gidiyor. O da en yeni kıyafetlerini, en güzel kıyafetlerini, en temiz kıyafetlerini, saçını, tıraşını, her şeyine dikkat ederek de kocaman bir çiçek veya çikolata öyle gidiyor. Her ikisi de birbirini aldatıyor aslında. Her ikisi de kandırıyor birbirini. Her ikisi de kanmaya müsait. O adam evlenince o kadın her gece onu yapamayacak. O kadın evlenince her gece kocasına öyle davranamayacak. Davranmayacak.
Çünkü sevgileri yok. İşte Allah'a karşı da öyledir insan. O kimse ilk namaza başladığında harikulade bir şekilde başlar. Vaktinde kılar. Böyle bir huzur, huşu, böyle bir kendince böyle bir ayrı bir aleme gider. Her gün başlar çık 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 düşer. Eskimiş karı koca olur. Bir müddet sonra kadın eve adam mı gelmiş, saat kaçta gelmiş, ne zaman gelmiş, bir şeye ihtiyacı mı var? Umrunda değildir. Yatar horul horul uyar veyahut da bir dizi seyrediyordur, film seyrediyordur. Adam gelir selamünaleyküm, aleyküm selam, tamam derse dedi. Adam kendi kendine soyunur, giyinir, hazırlanır, duşunu alır, karnı acıkırsa gider, mutfağa sandviçini yapar, elini ağzını yıkar, çay içecekse çayını derler, hatun dizi seyrediyor. Ondan sonra yatar, adam da kadın da. Ben kaldım bunu anlatan adama. İyi dedim. E ben dedi hemen bir de ekmek arası dedi soğuk bir sandviç yapalım, yerim, yatarım dedi. Dedim hanım ne yapıyor o esnada? O dizi seyrediyor, film seyrediyor. Kaldım. Senin gibi adama çok güledim ben. Eskir ya insan. Sevgisizliği çıkarmıyor. İşte namazı kolayca kılmanın iksiri Allah'ı sevmek. İbadetleri kolayca yapmanın iksiri Allah'ı sevmek, ona aşık olmak. Allah bizi onlardan eylesin inşallah. Faiz vermek de almak kadar haram mıdır? Evet. Ya biraz böyle yumuşatmaya çalıştılar. Verdi ya, almadı hiç olmazsa. Vermek de almak gibidir. Vermemek için mücadele etmek cihattır. Vermemek için gayret göstermek cihattır. Vermemek için çaba göstermek cihattır. Telefon parası var. Sen gününde yatırmaya çalış. Yatıramadın. Paran yok. Eyvallah. Yok. Su parasını gününde yatırmaya çalış. Yatıramadın. Yoktu paran. Eyvallah. Bundan sorumlu değilsin. Neden? Darülharp hukuku giriyor. Darülharp'te müminle kafir arasında faiz yoktur. Yoksa annesiyle Kabe duvarında zina etmiş gibi günah kebair işler o kimse. Bu hadis-i şerifi de sevmiyorlar. Hatta birisi dedi ya işte ağır bir hadis-i şerif, bir cemaate bağlı bir kimse. Neden ağırına gitti dedim ben de. Ya ne bileyim biraz ağır geldi dedi. Sana ağır gelmiş. Hadis-i şerif dedi. İşte sahih bir filan muhabbet açacak oldu. Dedim siz bari açmayın böyle sohbet. İşinize gelmeyen bir hadis-i şerif olunca sahih mi? Ne kadar sahih? Yukarıdan yer açın bakalım. Genç talebeler geldi. Herhalde dışarıdan geldi misafirler. Efendim? Arnavutluk'tan misafirlerimiz geldi. Hadi bakalım bizim kardeşlerimiz aşağı insinler, bir yer açın bakalım. Arnavutluk'tan gelen kardeşler, onlara söyleyin dışarı çıkmasınlar. Yol açsınlar, yukarı alacaklar onu. Yok mu Türkçe bilenler, onların başında kimse yok mu? Evet söyleyin arkadaşlar da yukarıdan yer açın. Hadi bakalım. Hadi bakalım.
arka taraf biraz yanaşın, siz böyle erkekler ön tarafa doğru. Orası rahat olsun biraz, bayanlar rahat hareket etsin. Zulfi kardeşler, siz sessizce iniverin aşağı. Çok bile söylemiş Murat.
bu yetmez ise sana söylendik hiçbir şey yetmez daha. Eşimin kapanmasını istiyorum, iyi niyetimle güzellikle anlatıyorum. Çalışan kişi benim eşim bana diyor ki ya işi bırakayım, o zaman da iş yerinde kapalı olmak yasak diyor. Ne yapacağımı bilemiyorum. Üstadım Allah razı olsun akıl verin. Eşim de şu an sizi dinliyor. Bu vakit Allah razı olsun demiş. Eşinizin çalıştığı iş yeri bilmiyorum. Yani sonuçta bu noktada bir kadının eşinin kapanmasını istemesi, bir erkeğin eşinin kapanmasını istemesi hakkı. Ama velakin bu noktada kadının çalıştığı iş yerde örtünmeye müsaade etmiyorlarsa kadının çalışmama hakkı da var. Örtünmeye müsaade edip etmemesi söz konusu değil. Kadının çalışmama hakkı var da. Bir erkek eşinin bakımından, iaşesinden, yiyeceğinden, içeceğinden, her şeyinden mükellef, sorumlu. Kadın ev bakmaktan sorumlu değil. O yüzden bir kadın kapanırsam, ben işi bırakırım diyorsa, bırakacak, kapanacak. İçki ve kötü alışkanlıkları olan bir amirin zulmüne ibadet, namaz konusundaki baskısını nasıl sabit edebiliriz? Namazı kılın. Ne kadar zorlukta bulunursanız bulunun, namazı kılın. Ama öğlen de ikindiyi cem edin, kılın. Kılın. Mesainiz uymuyorsa akşamla yatsıyı cem edin, kılın. Hiçbir şey yapamadınız. Öğlen de ikindiyi kılamadınız. Eve gittiğinizde önce öğleyi, sonra ikindiyi, sonra akşamı kılın. Namazı kılın. Sabah namazını kılın. Sabah namazında da amirin baskısı yok ya. Akşam namazında amirin baskısı yok ya. Yatsı namazında da amirin baskısı yok ya. Namazı bir şekilde kılın. Tohum yerde gizlenir de o gizlenmesi bağın bahçenin yeşermesine sebep olur. Hani en son sırrı içinde tutmaktan bahsetti. Orada kaldı gitti. Sırrın gönülde kaldıkça dileğin daha da tez meydana gelir dedi. Peygamber sırrını gizleyen de tez muradına erişir. Dilediğine eş olur. Tohum bir yerde gizlenir de o gizlenmesi bağın bahçenin yeşermesine sebep olur. Altınla gümüş gizli olmasaydı madenin içinde nereden gelişirdi? O hekimin söz verişleri, lütfedişleri o hastayı korkudan emin etti. Hazreti Mevlana Celaleddin Rum Hazretleri Mesnevisinde zaman zaman bir ayet-i kerimeden iki kelime, üç kelime alıp oraya atıfta bulunur. Zaman zaman bir hadis-i şerife atıfta bulunur. Konuyla alakalı bir kelime, iki kelime, üç kelimesini hadis-i şerifin içerisinden cımbız da çeker. Ayet-i kerimenin içerisinden cımbız da çeker. O hakikat ilmine vakıftır çünkü. Hakikat ilmine vakıf olduğundan ehli sufinin kendince tarzıdır. Ayet-i kerimenin içerisinden bir kelime, iki kelimeyi cımbız da çekerler. Hazreti Mevlana Celaleddin Rum Hazretleri de cımbız da çekiyor. Peygamber sırrını gizleyen dedi, tez muradına erişir.
Demek ki sırrını gizlersen murada tez erişirsin. Derler ya, gidecek olduğun yolu söyleme. Düşmanlar yolunu keser. Sen paranın pulunu çok konuşma. Hırsızlar yolunu keser. Sende kıymetli bir şey varsa olur olmaz yerde o kıymetli şeyini gösterme. Haramiler gelir seni ondan almaya çalışır. Hani güzeli örterler ya, fitne çıkmasın diye. Talimi çok olur. Güzel kadınlar örtünürler. İnsanın gizli hazinesi olursa onu saklar. Ciltleyecek bir yer arar. Aman hiç kimse görmesin der. Onu örter. Sende de bir hazine varsa sen örtersin, saklarsın onu. Sende bir şey kıymetliyse onu muhafaza edersin. Kıymetli muhafaza edilir, korunur. Bir şipşip terliktir. Adam cimri değilse kapının önünde bırakır onu. Ne olacak ki? 1 lira 2 lira tanesi. Kıymetli bir ayakkabıysa içeri alır ayakkabıya koyar. Camilerde görürsünüz. Cilindi ayakkabılıklar vardır. Ben görürüm camide adam gelir ayakkabısını oraya bırakır. Kilitler bir de cebine koyar kilit. O kıymetli onun için. Adam alelade bir terlik giyiyorsa caminin önünde bırakır birisi de giyer gider zaten. Kıymetsiz çünkü. Kıymetsiz bir şeyse kapının önünde durur. Gelen giden alır gider o. Hiç siz iyi bir koltuğu kapının önüne bırakanı gördünüz mü? Ama adam iyi bir koltuk alırsa eski koltuğunu kapının önüne bırakır. Birisi alsın gitsin hurdacılar diye. Burada işe yaramaz olan şeyler örtülmeye, saklanmaya, muhafaza edilmeye, korunmaya, sır tutulmaya ihtiyacı yoktur. Orada dışarıda tutuyor. Sır. Tutmak için sırdaş gerek. Sırrını muhafaza edene sırdaş denir. Bir kimse sırrını muhafaza etmiyorsa iyi sufilerden olmaz. Bir kimse bir kardeşinin, bir arkadaşının sırrını koruyamıyorsa o iyi dost, iyi arkadaş değildir. Bazen küçük bir şey söylersin, o küçük söylediğin şeyi ertesi gün dinlersin başka yerden. Kime söylemiştin? Eks kimseye. Bil ki o sırrı saklamıyor. Senden laf alıp götürüp başkalarına götürüyor. Senden lafı başkasına götüren kimse nemmamdır. Laf gezdiren kimse. Laf gezdiren kimse İbn-i Mübarek'e göre annesi babası belli olsa da damgalanmış onun bunun çocuklarıdır da. Sırrı muhafaza eden ise sırdaştır. Birisinin sırrını muhafaza et. Birisinin sırrını koru. Birisi sana güvenmiş, inanmış. Onu muhafaza et kendinden. Birisi sana bir analiz etmiş. Sende kalsın o. Umuma aitse sen onu umuma ait olan analizi söyle. Ne yaptı Hüzeyfetül Yemani? Münafıkların listesi kendisinde vardı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri eğildi. Onun kulağına bir şeyler söyledi. Sır verdi. Ve o ölünceye kadar Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri filanca için münafık dedi demedi. Velilerin de böyle sırları vardır. Analizleri vardır. Emin gördüğü, inandığı bir kimseye bir ince not düşer. O ince notu o bir başkasına anlatıyorsa özel notu o sırdaş değildir. O iyi sufi değildir. O temiz ahlaklı değildir. O şeyhe razı olmuş bir kimse değildir.
o şeyhin sırrını başkasına anlatıyorsa o nemmandır. O gidip hemen üstadla helallaşıp tövbeleşip tekrar ayet yememesi gerekir. Çünkü hata etmiş. Neden üstadlar bunları söylerler? Üstad yol öğretmek için ona söyler. Der ki 20 gün sonra böyle olacak. O bir yoldur. Bekler o sufi. 20 gün sonra, 2 ay sonra, 3 ay sonra, 10 ay sonra. O tecelli eder. Onun için bir sırdır o. Der ki böyle bir yol varmış demek ki. Böyle bir şey varmış. Böyle bir şey, böyle bir şeyin hükmü varmış. Ha demek ki bu sır denir. İşte kim sırrını saklarsa murada erer. Üstadın sırrını saklayan, Allah'ın sırrını saklayan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin sırrını saklayan, gönlündeki sırrını saklayan murada erişir. Ama sır saklamayan Nemrut'tur. Sır saklamayan haindir. Sır saklamayan vefasızdır. Sır saklamayan çürük tohumdur. O meyve vermez. O ağaç olmaz. Sır saklamayan o basittir. Kimisi sır saklamayı dille söylemek zanneder. İma etsen dahi sırrı ifşa etmişindir sen. Anlatsan dahi, anlatmasan dahi, çünkü anlatmanın şekilleri vardır. Kaş kaldırmak dahi bir şekildir. Bir göz süzmek dahi bir şekildir. Bu yaralı bir bıyık altından tebessüm etmek dahi bir şekildir. Anlatır o kimse. Sadece anlatmak diliyle olmaz. O yüzden sufilik yüz yüzedir, göz gözedir. Sufilik karşı karşıyadır, diz dizedir. Ben üstadımın benim yüzüme söylediklerini kale almışımdır. Bana telefonda bir şey söyler, emredersiniz efendim derim, fırsatını bulurum. Bir gün, iki gün sonra giderim. Efendim bana böyle böyle demiştim. Ben onun mimliğinden, onun çünkü halini yakaladım. Mimik anlatır, göz anlatır. Sadece dil anlatmaz. El kol anlatır. Hani bugün dilde vücut dili diyorlar ya. Sufilikte bu vardır. Bir şeyi böyle kaşı çatık anlatmak vardır. Tebessüm ederek anlatmak vardır. Ciddiyet var. Oturuşta dahi o kimsenin o meseleye vermiş olduğu değer çıkar meydana. Sır saklanmak içindir. İfşa edilmek için değil. Sır içte tutmak içindir. Anlatılmak için değil. Anlatan, ifşa eden kaybeder. Allah imtihan eder insan. Şeyhin dilinden küçücük bir şey senin kulağına gelir. Allah'ın imtihanıdır o. Bazen şeyh dahi bunu neden söyledin der. İmtihandır o. Hem şeyhin imtihanıdır, hem dervişin imtihanıdır. Sırrı saklamak gerekir. Saklamayan kaybeder. İfşa eden kaybeder. Laf dolaştıran kaybeder. Senin içinde bir niyet varsa o niyetinde sabit kal. Hatta niyetini de ifşa etme. Samimiyetini dahi sabit tut içinde. Her ifşaattan zarar görürsün. Sır saklanmak gerekir. Saklamak gerekir. Gördün, bekle. Yanlış görmüş olabilirsin. Dillendirme, sır yap. Duydun, bekle. Yanlış duyabilirsin, bir daha teyit ettir. Eksik duyabilirsin, bir daha teyit ettir. Yanlış görmüş olabilirsin, bir daha teyit et. Sana farklı söylenmiştir, teyit et. Duyduklarınızı söylemeniz size yalan olarak yeter.
duyduğunu söyleme. Bekle. Bir mimik her şeyi ifade eder. O zaman sır saklamak gerek. Sırrı saklayan makbuldur. Sırrı saklayan kemale erer. Eksikliği örten kemale erer. Eksikliği kapatan kemale erer. Eksikliği inşa eden batar. Eksikliği yapan batmaz. Eksikliği ifşa eden batar. İçki içen batmaz. Onun içki içtiğini yayan batar. İçki içen ya Rabbi der, döner geri. Öbürkü yaptığına kalır baş başa. Hata işleyen batmaz. Hatayı ifşa eden, dolaştıran batar. Eksik noksanlık davranan batmaz. O sırrı içinde tutmayıp ifşa eden batar. Sır sadece birisinin gelip de sana kulağına, senin kulağına söylediği değildir. Bu alemi sen sır bil. Gördüklerini sır bil. Duyduklarını sır bil. Yaşadıklarını sır bil. Bekle. Anlatacağın zamana kadar. Ne zaman anlat dediler, o zaman anlatırsın. Yine insanların sırrını anlatamazsın. Şahıs söylemezsin. Şöyle bir olay oldu dersin. Bekle, pişir içinde. Onun içinde olgunlaştır, kemale erdir. Bak, altın bir günde kemale ermiyor. Diyor ki, altınla gümüş gizli olmasaydı, madenin içinde nereden gelişirdi? Eğer o olgunlaşmasaydı, meydana çıksaydı, insanlar onu olgunlaşmadan alıp eritmeye çalışırdı. Cenab-ı Hak onu toprağın içinde sakladı, gizledi. Kayaların içerisinde sakladı, gizledi. Kayaların içerisinde onu olgunlaştırdı. Sır haline getirdi. Bütün insanlar o sırra doğru koştu. Herkes altın toplamak için, altın madeni için uğraşıyor. Kolay para, kıymetli. Ama Cenab-ı Hak onu toprağın içerisinde sakladı, gizledi. Bak kömür madenleri var, milyon milyar tonlarca. Türkiye'nin altı kömür madeni. Anadolu'nun ve o yukarı Mezopotamya'nın altı maden dolu. Kıyamete kadar bu ülkede bu ülkeyi zengin ve refah edecek maden dolu. Yukarı Mezopotamya bölgesinde Anadolu da dahil burası eski Şam bölgesidir. Bu bölgenin altı kıyamete kadar bu memleketin insanların torunlarını bırakın. Bütün dünya insanlığını besleyecek, bakacak maden dolu. Maden dolu, maden. Biz yeraltı zenginliğinin üzerinde yaşayan fukara milletleriz. Fukara milletleriz. Yer altında daha tespit edemedikleri, bulamadıkları, adını dahi bilmedikleri o kadar enerji, o kadar maden, o kadar Cenab-ı Hakk'ın yarattığı nimet var ki adını dahi bilmiyorlar. Adını dahi tespit edemiyorlar. Küçücük böyle tırnağımın yarısı kadar bir maden ülkenin 10 günlük, 20 günlük enerjisini, elektriğini sağlayacak maden var Türkiye'de. Tırnağımın sadece tırnağımın 1/4 bile fazla. Böyle mikroskop gibi.
gibi bir şeyle alıp koyuyorlar, bu kadarmış ya. Mikroskop gibi bir şey, böyle cımbız bile değil, böyle mikroskop, küçücük bir şey, bir maden. Alıp koyuyor onu böyle bir fanus gibi bir şeyin içerisine, Türkiye'nin işte bir aylık enerji ihtiyacını karşılayacak bir şey. Bulunacak mı da bir şey? Bulunacak. Bildiğiniz böyle ağaç gibi olacak. Ağaç, bildiğiniz ağaç. Bu topraklarda yetişecek bunlar. Böyle ağaç gibi. Bir dalından domates, bir dalından salatalık, bir dalından patlıcan, bir dalından erik, bir dalından incir, bir dalından kestane, bir dalından evet yaz, kış, bütün meyveyi hepsini de bir ağaçtan toplayacak. Bak. Ya da yağmura, mağmura, suya, muya ihtiyaç olmayacak. Böyle getirecek, şırınga, elde damara şırıngadan vuruyor ya, böyle ağacın şırıngası, tık bir damla, bütün ağacı edecek. Ya diyeceksiniz ki ya bu cennet mi? Evet. Bunun gibi bir şey. Sır. Bunu kafir cinliler bunları Ruslara, Amerikalılara söylüyor. Bununla alakalı Rusya'da, Amerika'da, İsrail'de kurulmuş bu sesi kurulmuş, bunlarla uğraşan, bunlarla iştigal eden bu sesi insanlar var. Kafir cinlilerle irtibat kurup, nerede ne var onları öğrenmeye çalışıyorlar. Siz zannediyorsunuz ki, veliullahların işi sadece din anlatmak. Allah'ın sırrını saklamak bizden. Uğraşıyorlar. O kafir cinlilerle Müslümanların arasında cinli tayfesini kullanıp onları kafalarını, akıllarını yok etmek isteyenler. Cinli tayfesinin saldırısına maruz bırakıyorlar insanları. Müminler bundan emin olacaklar. İşte sırf altın ve gümüş toprağın içerisinde saklı olmasaydı olgunlaşmazdı. Küçük çocuk erik canı ister, evin olgunlaşmasını bekler mi? Yok. Kapının önünde bir erik ağacı düşünün. Daha olgunlaşmadan çocuklar eriği seyirip atarlar. Öyle yapmazlar mı? Çocuklar olmadı taş atarlar değil mi? Eriğin dalını budağını da kırarlar. Neden? Çocuk için o erik kıymetlidir. Olgunlaşmadan yiyecek. Benim anneannemin evinde onların çocukluğundan kalma bir dut ağacı vardı. Nasıl söyleyeyim, bu tekke kadar, Hacı Mehmet bu tekke kadar var mıydı dalları budakları? Vardı değil mi? Yani çardak onun altındaydı, dışarıda vardı değil mi? Bu tekke kadar vardı herhalde değil mi? Vardı. Bir dut ağacı düşünün, bu tekkenin yeri kadar. Dalları, budakları. Altında çardak. Yaz geldi mi dedem çardakta yatıyor, kalkıyor. Şehrin içerisinde. Eski bayındırlar. Şeyin yastığın altı tarla, bıçak, satır, ondan sonra tabanca, tüfek ne ararsan şeyin altında. Ne o? Yastığın altında. Şey değil. Oradan geçecek olan bir kimse bir sefer öksürmesi lazım. Dedem çünkü gün ve de patladı. Öksürünce öksürünceye kadar orada bahçenin duvarın dibinde köşesinde duracak. Ses gelirse geçecek. Öbür türlü dolaşacak ya, yol uzayacak. Dedem canı isterse kim o?
Mehmet Emre ben filanca. Kendini tanıtacak o. Tamam geç. Yoksa güm diye çakal patlamanın patladığını görür adam. Rut böyle ya. Çocuk daha olgunlaşmadan gelip yemeye çalışırlar. Anneannem çocuklara da evladım olmadı da çocuğum gidin. Ama çocuk aklı olgunlaşmadan dudu aşağı indirecek. Sır saklanmak ister. Çocuk olgunlaşmayanı düşürür aşağı. Ama o erik ağacı bir bahçenin içinde olursa bahçe sahibi onu muhafaza eder. Bahçe sahibi onu korur. Der ki daha olgunlaşmadı bekleyin. Oraya kimse koyun katamaz. Oraya kimse bu erik ağacından bir tane düşürelim diyemez. Bahçenin sahibi orada. Dedem orada dediği zaman duruyor ortada. Bahçenin sahibi yoksa olgunlaşmadan eriklerin sıyrıldığını görürsünüz. Erikler sıyrılmakla da kalmaz. Dalının budağının da kırıldığını görürsünüz. Bir dahaki seneye meyve vermediğini görürsünüz. Çünkü dal budak kırılır. Bir zeytinliğin sahibi yoksa zeytinliği ayrı kotları sarar, deliceler sarar. Aşılı zeytin delicenin altında boğulur kalır. Oysa aşılıdır o zeytin. Ama deliceler sarar. Delice hızla büyür çünkü. Şeytani şeyler hızla büyür. Şeytani duygular hızla büyür insanlar. Şeytani vesvese hızla her tarafı sarar. Şeytana müsaade edildi mi ortalığı deliceler sarar. Delice de meyve verir. Acıdır meyvesi. Delice zeytinden sofralık zeytin olmaz. Delice zeytinden yağ da düzgün olmaz. Asidi yüksek olur. Yakar adamın boğazını. Delice zeytinden bir tek sabunluk olur. O da acıdır. Gözüne kaçsa gözünü acıtır senin. Şifa bulmaz insanından. Bizde delice zeytini yanede sıkma olarak bırakılır. Yaneciye verirler onu. Yaneci onu sıkar, yağını alır. Kaç kiloya çıktı? 10 kilo. Senin sıkma parandan düşer. Kime satar onu? Anlamayanlara satar. Hacı Mehmet'in babası dayım gider, zeytinin bir tırnağına damlatır. Bakar. Olmadı içer. Siz zeytin yağını içmezsiniz. Bizim orada zeytin ağacı bulan hemen gardan dibinden bir şey içer. Fincanın dibinden bir içer. Bakar nefasetine, kokusuna bakar. Onun yağın acılığına bakar. Asidine bakar. Ha der ki kendi kendine hiç gerek yok. Ağız tadına uygun. Bizde sıfır asit yoktur. Yemez kimse sıfır asit. Sıfır asit yağ yağ değildir. Kokusu yok, rengi yok, hiçbir şeysi yok. Fosası yok, süzülmüş, süzülmüş, süzülmüş. Her şey gitmiş. Nefasetsiz o. Bize nefaseti olacak biraz. Kokusu zeytin kokusu olacak. Rengi zeytinyağı olacak. Altın sarısı değil. Yeşile kaçacak biraz. Biz aldığımızda onun tadını alacağız. Pırıl pırıl besberrak. Yok kardeşim öyle. Öyle değil. O inceden zeytinin kokusunu, zeytinin rengini alacak o. Bu aşılı, güzel bakılan bahçenin, güneş gören bahçenin yağı makbulü. Kuzsa, güneş görmediyse pişmemiştir o zeytin. Onun yağı düzgün değildir. O biraz kırağı çalacak. Biraz güneş vuracak o bahçeye. Onun yağı pişkindir. Dervişin de hası öyledir. Biraz güneş çarpacak onu. Biraz kırağı çarpacak onu. Biraz susuz kalacak o. Biraz süzülecek o. Etrafındaki deliceler alınacak. Güzelce dibi çapalanacak onu. Güzelce dibinden gübrelenecek o. Zamanı geldiğinde aralanacak.
budancak, meyvacılar beni iyi anlamayın. Ondan sonra o çiçekler de yıkanacak. Çok çiçek tutar, asıdır o. Ası olan ağaç çok çiçek tutar. Ası olan kovan çok arı toplar. Habire oğul verir. O asıdır, çalışkandır orası. Onların çiçeklerini yolarsın, daha koparırsın. Neden? Aa çok kadar çiçeği kaldırmaz, meyveyi kaldırmaz. Elek çalışır. Herkes derviş olmaz. Olsaydı, her sohbeti dinleyen derviş olsaydı, burada size yer kalmazdı. O diyecek ki, hoca sen bana uygun değil. Öbürkü diyecek ki, lan bırak deli dembele konuşuyor. Öbürkü diyecek ki, lan ne kadar arabası olduğunu bilmiyormuş. Öbürkü diyecek ki, ne kadar parası olduğunu bilmiyormuş. Birileri teneke çalacak, birileri de o tenekeden dolayı ürkecek, gidecek. Kargayı tenekeden ürkütürsün. Doğan tenekeyle ürkütemezsin. Kargaya iki teneke çal, iki tane iskelet koy ve ürktü gitti. Her tekkenin bir teneke çalıcısı vardır kargalar ürksün diye. Her tekkenin bir iskeletörü, bir kuru kafası vardır. Gelirken o görür kuru kafayı, kaçar gider. Ürkütücüleri vardır. Neden? Gizli orası. Saklı. Saklı, gizli. Olgunlaşacak. Olgunlaşacak. Pişecek. İşte o hekimin söz verişleri, lütfedişleri o hastayı korkudan emin etti. O hekim öyle konuşacak, öyle söz verecek, öyle anlatacak. Hasta ehil ise kalbi mutmain olacak. Gönlü hoş olacak. Bize ki tamam, şimdi aradığımı buldum. Burası. Şimdi beni iyi edecek olan hasta, hekimi buldum. Burası diyecek. Teslim olacak, kalacak. Her söz veren kimsenin sözüne güvenilmez. Ama öyle söz verişler vardır. O sözün canı gibidir. O sözün ruhu gibidir. Öyle bir söz veriş olunca insan orada kalır. Allah bizi onlardan eylesin. 180. beyitten devam edeceğiz. El-Fatiha namazı. Amin. Gazcılardaki misafirhanedeki faaliyetlerimiz bugünden itibaren durdurulmuştur. Yeni bir yer arıyoruz. En az 700-800-1000 metrekare olabilecek şekilde daha geniş. Bayanların ve erkeklerin topluca hizmet edebileceği, ders yapabileceğimiz bir yer arıyoruz inşallah. Bir yer bulduyduk, sahiplerine ulaşamıyoruz. Bir aydan beri, 1,5 aydan beri. Kira kontratları her şey hazırlanmıştı. Ama adamlar işte besicilik yapıyorlar. Bursa'da da oturmuyorlar. O yüzden ulaşamadık adamlara. Böyle bir yer sıkıntımızdan dolayı bugün yeri boşaltmak zorunda kaldık. Yarın boşaltacağız inşallah yeri. O yüzden bu zaman zarfında kardeşler mahallelerdeki ders yerlerinde perşembe günleri derslerine devam edecekler. Bayanlar da cuma günleri orada derslerine devam edecekler. Çalışmaları olanlar mahallelerindeki bayanlar gündüz çalışmalarına, erkekler gece çalışmalarına devam edecek. İnşallah bir yer bulup oraya taşınıncaya kadar Gazlılardaki yerimizdeki bütün faaliyetler bugün itibariyle son bulmuştur. O yüzden kardeşler inşallah yer aramaya koyuyorsunuz. Kendisi burada değil ama Hacı Remzi abi bu noktada teşekkür ediyorum. Allah razı olsun kendisine. Bugüne kadar yerin kullanımını müsaade etti. Ben de dediğim zaten Ramazan'a kadar diye. O yüzden Ramazan da geldi zaten.
yarın boşaltacağız inşallah. İnşallah. Böyle bir karar aldık. Ben aldım daha doğrusu kararı. Acele imza çıkın filan demedik. Öyle de aklımızdan bir şey gelmesin. Kimse de ona karşı kalbinden buğz etmesin. O benim 28 Şubat arkadaşım. O yüzden incinmesini, kırılmasını, onun bu noktada üzülmesini istemem. Hani Ashab-ı Bedir vardır ya, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Ashab-ı Bedir'ine söz söyletmez ya, dokunmayın onlara da. O yüzden benim 28 Şubat arkadaşlarımı da kimse dokunmasın. Kimse onlara ruz etmesin. Kimse onlara yan gözle bakmasın. İstemem. Hata da yapsalar onların hatalarının konuşulmasını istemem. Açık ve net bir şekilde söylüyorum bunu. O yüzden ben çünkü o günleri unutamam hiçbir zaman. Unutamayacağım da. O yüzden kardeşler asla ve asla Remzi abiye karşı bir saygısızlık, bir eksiklik, bir noksanlık yapmasınlar. Onun isniyatifinde olan bir şey değildi. Ben bugün boşaltma kararı aldım. Onun kesinlikle ve kesinlikle çıkın bıkın diye hiçbir şey demedi. Direkt benim ağzımdan duyun diye söylüyorum. Laf dedikodu gıybet olmasın çünkü. Ben böyle bir karar aldım. Bunun daha uygun olacağına inandım. Bekledim 15-20 gün, bir ay, 1,5 aydan beri yer bulunacak diye. Bulunmuyor bir türlü. İnsan hani böyle elinin altında bir yer olur, böyle bir güvendiği bir şey olursa fazla böyle dört elle bir şeye sarılmaz. Şimdi herkes inşallah dört elle sarılıp bir yer bulunup inşallah oraya geçeriz. Çünkü ha 3 gün sonra, ha 3 gün önce değişen bir şey olmayacak. İnşallah kardeşler, arkadaşlar bu noktada gayret göstersinler. İnşallah bir yer bulalım, orayı yapalım, geniş bir yere, daha güzel, daha iyi bir yere geçelim inşallah. Haklarınızı helal edin. Bizden yana da helal olsun. Destur yapalım.